Merhaba arkadaşlar. En baştan serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. O kadar çok hızlı ilerliyoruz ki neler mi öğrendik? Neler neler öğrendik? İlk başta sayı kümelerini öğrendik. Onun arkasından hemen toplama çıkarmayı öğrendik. Sonra çarpma bölmeyi. Şimdi bu dört işlem artık bizim cebimizde. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra sevgili arkadaşlar öncelikle bu dört işlemi karıştıracağız. Yani hangi işlemleri önce yapacağız? Neler yapacağız? Yani kısaca nereye geliyoruz? İşlem önceliğine geliyoruz. İşlem önceliği bizim için çok 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 hatta çok çok önemli. Neden? Çünkü birçok hatayı burada yapıyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, işlem önceliği önemli bir konu olduğundan bahsettik. İsterseniz hiç böyle beklemeden hemen geçelim. Hemen bakalım. Başlığımız işlem önceliği. Bu başlığımızı attık. Nedir işlem önceliği arkadaşlar? Yani günlük hayatta kullandığınız toplama, çıkarma, çarpma, bölmelerin hangi sıraya göre yapacağım? Matematikte 4 işlem yapılırken belli bir işlem sırası var. İşte bu işlem sırası benim için önemli. Hemen gelelim işlem sırası nedir? Öncelikle her zaman üssü sayılar yapılır. Ba, üssü sayılar. Hocam üssü sayı ney? Biz öğrenmedik. Öğreneceğiz onu da. Burada kısa bir hatırlatma vereceğim size. Hemen arkasından basit örnekler çözeceğiz. Ama biliyorsunuz ki yine en baştan serisinde üstü sayılar diye bir konumuz da var ilerleyen zamanda. Arkasından sevgili arkadaşlar üstü sayılar öncelikle sonra parantez işleri yani işlemde parantez varsa önce onların işlerini halledeceğiz. Sonra çarpma bölme hangisi önce? Burada bir öncelik yoktur. İkisi de aynı sıradadır. Lakin şuna dikkat edeceğiz çarpma bölme işlemleri yapılırken işlemler her zaman arkadaşlar soldan sağa doğru yapılır. Bunu unutmayın. Soldan sağa doğru yapacağız işlemleri. Soldan başlayacağım, sağa doğru ilerleyeceğim. Ve aynı şekilde toplama çıkarma da sıralaması aynı. Yani önce toplama çıkarma fark eden bir şey yok. Toplama çıkarma. Ama şunu çok iyi bileceğim ki bir numarada üstü sayılar, iki numarada parantez içi, üç numara çarpma bölme, 4 numara toplama çıkarma işlemleri. Hemen üstü sayılar hakkında kısa bir bilgi verelim. Önemli. Niye? Çünkü işlem yapmam lazım benim burada. Şimdi arkadaşlar adı üstünde üslü sayı. Hmm. Sayının üstünde bir sayı varsa bakın üslü sayı. Arkadaşlar altta tabanda bulunan bakın söylüyorum tabanda bulunan dedim ya o zaman burası nedir? tabandır. Peki burası taban olduğuna göre yazımda maşallah çok güzel tekrar yazalım. Bizim burası neyimiz? Tabanımız arkadaşlar. Taban. Hemen arkasından sayının üstünde bakın üstünde. O zaman burası da biz buna üst diğer bir adı da kuvvet diyoruz arkadaşlar. Hem üst hem kuvvet olarak da nitelendirilir. Okurken de örneğin 3'ün ikinci kuvveti. 3 üstü 2. Bakın hem üstü hem de kuvveti. İkisini aynı anda söylüyorum. 3 üstü 2 iki, 3'ün ikinci kuvveti. Biz ikililere aynı zamanda kare diyoruz. 3'ün karesi. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi arkadaşlar a üstü n, yani tabanım a üstündeki sayı da m. Herhangi bir bir sayı. Bunun anlamı şu. m yukarıda n tane a demek. a demek. Yani benim sayım kim burada? E sayım a. Tabandaki ifade sayım o sayının adeti kadar yani kısaca yukarıda 2 varsa 2 adet 3 varsa 3 adet. Hemen örnekle bakalım. 3'ün karesi. Yani bana ne diyor aslında? 3'ten. Sayımız kim? 3. 3'ten 2 taneyi yan yana yazıyorsunuz ve kuvvet olduğu için çarpıyorsunuz arkadaşlar. Yani 3 üzeri 2 ya da 3'ün ikinci kuvveti ya da diğer bir deyimle 3'ün karesi 3 kere 3, 9 demek. Bu kadar basit. Hocam o zaman 5'in ikinci kuvveti de 5 kere 5 demek. 5 kere 5 25. Peki 5'in küpü bu sefer 3 tane 5. Ha küpü dediniz hocam o ne demek? 3. kuvvete de biz küp deriz. O zaman 2. kuvvete ne diyormuşuz arkadaşlar? Kare. 3. kuvvete ne diyoruz? Küp diyoruz. Bunları bilmek zorundayız. Okurken rahat olsun diye. 5 üzeri 3. 3 tane 5'i yan yana çarpıyorum. 5 beş kere 5'in beş, 5. 25 tane 5 sevgili gençler. Geldim 2 üzeri 0. Hocam 0 taneyi nasıl yazacağım? İşte bu bir kuraldır. Hemen bunu kırmızıyla şöyle bir parantez içerisine yani kutunun içerisine alıyorum. Arkadaşlar 2 üzeri 0. Bir sayının üstünde 0 varsa taban 0 olmamak şartıyla bu her zaman 1'e eşittir. Yani ben bunu genelleyebilirim. A üstü 0 eşittir 1'dir. Burada ne olmayacak? A 0 olmayacak. Yani 0'ın 0. kuvveti tanımsız diyeceğiz ama hocam kafamızı çok karıştırmayın. Bunları öğreneceğiz ileride. Şu anda bana lazım olan tek şey bu sayıların nasıl normal sayıya dönüştüreceğim. O da nedir? Adet olarak alacağım. Bu kadar. Ama unutmayın sıfırıncı kuvvet her zaman 1'dir. Geldim birinci kuvvet. 7 üzeri 1. E, bir tane 7. O da nedir? 7'dir. 4'ün üçüncü kuvveti. 4 tane 3'ü yan yana çarpıyorum. 4 kere 4. 16. 16 tane 4 de 64 diyoruz. Şimdilik üstü sayılarda bu kadar bilgi yeter bana. Çünkü daha ben en baştan serisindeyim. O önümde ne kadar yol var ne kadar yol var. Ama hiç merak etmeyin hepsi tek tek karşınıza gelecek. Hemen geldik işlemi yapmaya. Neydi arkadaşlar hızlıca tekrarlayalım. Üçlü sayılar parantez içi çarpma bölme sonra da toplama ve çıkarma. Bakıyorum işlemime hepsi toplama çıkarma. Ben bunu istediğim gibi yaparım. Ama bizler artık şunu biliyoruz ki önce pozitifleri toplayıp sonra negatifleri bunu yapabilirsiniz. Ya da direkt 16'dan soldan başlıyorum ya işlem her zaman 16'dan 8 çıktı. 8 artı 5 eksi 4. 8 ile 5'i topladım. 8 ile 5 13 yapar. Eksi 4. Şimdi 13 4'ü çıkardım. 9. Bu birinci işlem. <laughs> İkinciye bakalım. 23 eksi 7 artı 5. Bunu da diğer yolla yapalım. E şimdi bu pozitif bir sayı. E 5 de pozitif. O zaman 23 ile 5'i toplarsam ne olur arkadaşlar? 28. Peki geldim. Eksi 7 ve eksi 11. Bu ikisini toplarsam ne olur? Bu da 18 önünde eksi var. Eksi 18. Hatırlarsınız toplama çıkarma da işaretler aynısı işaret olduğu gibi yazılır. 28'den 18 çıktı. 10. Bunda farklı bir yöntem yaptım. Hemen buraya gelelim. İşte burada başlıyor. Bakın bir çıkarma var bir çarpma var. Çarpma öncelik olduğu için 15 eksi çıkarmaya dokunmuyorsunuz. Peki 3 ile 4'ü çarparsam ne çıkar? 3 kere 4 12. O zaman şş, bakın çarpmayı bitirdim. Hemen neye geçiyorum? çıkarmaya. 15'ten 12 çıktı 3. Ve dedik ki arkadaşlar düzenli yazın. Soldan başla hiç erinme. Yavaş yavaş yaz. Çok çok ileride soru çok çözdükçe bu işlemleri artık kafandan yapacaksın. Hemen ikinci işleme bakıyorum. Bölme var çıkarma var. O zaman hangisi öncelik olacak? Tabii ki de bölme. 15'i 5'e böldüm. 5 defa eksi 3. Şimdi çıkarma sıra geliyor. 5'ten 3 çıktı. 2 bununla geçtim bakıyorum çarpma var çıkarma var çarpma var öncelik kuralımız çarpmalar bu ve bu önce bu ikisini halledeceğim 4 kere 5 20 yapar orada eksi var 2 kere 4 8 yapar şimdi çıkarma işlemini yapabilirim 20'den 8 çıktı 12 geldik diğeri bölme var çıkarma var çarpma var hiç sorun değil Hocam hangisini önce yapacağız? Ne dedik? Soldan başlayın. Düzen olsun. Ve bir kuraldır bu. İleride göreceğiz. Ne işimize yarayacak? E 36'yı 4'e böldüm. Önce bölme var. Ve arkasından da şu çarpmayı yapacağım. 36'yı 4'e böldüm. 9. Eksi 2 kere 3. 6. E 9 ile 6 çıkarttığım zaman 3 kalır. Hemen geldik. Bu sefer o parantezi içine koymuşuz artık. O zaman kuralım neydi arkadaşlar? Hocam çarpma. Hayır çarpmadan bir üstte ne vardı? parantez işlerini halledeceksin. O zaman soldan başlıyorum. İşlem yapmadan yazıyorum. Yani 4 çarpı 5'i yazıyorum. Şimdi burası da ne var arkadaşlar? Bir parantez var. Parantez olduğundan dolayı 5 artı 4 9 yapar. Parantezi kaldırdım artık. Çünkü parantez ne demiştik paranteze biz? Bir evin duvarlarıdır yani mutfak salon e, oturma odası yatak odası bunları ayıran bölgelerdir O yüzden işlemde önce o işlemi yapıyorum sonra o duvarı kaldırıyoruz 4 kere 4 artı 5 9 yapar şimdi geldik diğer işleme. 4 kere 9 36 bu işlemi de bitirdim geldim diğerine arkadaşlar bakalım e, çarpma var yine bir parantez var benim ilk için parantezleri halletmek o zaman 8 çarpı 4 tane 2 çıktı 2. Parantez işim bitti. 8 kere 2 16. Geldim buraya. O hocam çarpma var, çıkarma var, parantez var. Sırayla gidin. Şimdi soldan başlıyorum. Şimdi burada sevgili arkadaşlar bu zamanla oluşacak. Ama ben şu anda ne hani bilmiyorum ya öyle kabul ediyorum ya. Şimdi 6 kere 5 30 direkt yazabilirsiniz ama ben artık bunu öğrenmedim. Şimdi alttan alacağız. 6 çarpı 5'i yazdım. Eksi 2 çarpı çünkü önce parantez geliyor. Parantez 5 artı 8 ne yapar 5 8? 13. Bakın ne oldu bu? Bakın şuradaki örneğe döndü. Gördünüz mü? Bu örneğe döndü. Ha, artık o zaman rahatlıkla yapabilirim bunu. O zaman ne diyorum? Devam ediyorum. Önce çarpmalar sonra çıkarmalar. 6 kere 5 30. Eksi 2 kere 13 26. 30'dan 26'yı çıkarttım. 4 kaldı. Tane tane gidiyorum. Hemen yine buraya geldim. Soldan başlayacağım. 14 bölü 7. Önce bir parantez halledelim. Artı 6 çarpı. İşte önüme geldi bir parantez. 8'den 5 çıktı. 3. Şimdi ne yapıyorum? Hem bu arkadaş hem de bu arkadaş. O zaman eşittir. 14'ü 7'ye böldüm. 2. Çünkü bölme ve çarpım var. Aynı anda kullanabilirim. Artı 6 kere 3. 18. 18 artı 2 20 yapar. Geldim buraya. İki tane parantez var. Hiç sorun değil. İki parantezim varsa bu parantez ve bu paranteze öncelik vereceğim. Şimdi birinci parantezimi yazıyorum. 5 artı 3 ne yaptı? 8. Geldim ikinci parantezime. Hocam bir dakika. İkinci parantezin içinde hem çıkarma var hem çarpma var. E senin öncelik sıran hangisi? Çıkarma mı çarpma mı? Çarpma. O zaman parantezi kaldırmıyorsunuz. 7 eksi. Burada da dikkat edin. Önce şunu yapacağım. 2 ile 3'ü. O zaman 2 kere 3 6. Kapattım parantezi. Şimdi 8 çarpı yine öncelikle parantezi yapıyorum. 7'den 6 çıktı. 1. E o zaman 8 kere 1 de 8 olmuş oldu. Bakın sırayla giderseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Geldim diğer bir soruya. Parantez var. Evet iki tane parantez. Önce parantezleri yapacağım. 6 artı 9 15 yapar. Çarpı 5'ten 2 çıktı 3. Şimdi artık çarpma işlemini yapabilirim. 15 tane 3. Hemen hesaplıyorum. 3 tane 10 30. 3 tane 5 15. 45 yaptı. Diyeceksiniz ki nereden bunları öğrendik parçalamayı? Bir önceki videoda. Yani hatta iki önceki nerede? Toplama ve çıkarmada öğrenmiştik. Şimdi geldik. Çarpma ve bölme işlemleri aynı soruda varsa Parantez kullanılmadan işleme her zaman soldan sağa doğru yapılır. İşte bu hangi sorular arkadaşlar? Sosyal medyada bu tarz soruları çok fazla görüyorsun. Bunun cevabı kaç diye. Şimdi ben bir işlemi yaparken dikkat edin. Hani çarpma ile bölmenin bir sırası yoktu. Yani direkt çarpma bölme yaptık. Ama şu önemli çarpma bölme de olsa soldan başlayacağım. Şimdi şunu iki örnekte vereyim. Şimdi ben bunu düşündüm ki dedim ki çarpma var bölme var. E önce bölmeyi yapın bakalım. 4'ü 16'ya böl. E 1 bölü 4. Yani tam bölünmüyor. 1 bölü 4 kalıyor. Bakın sıkıntı geldi. Bu en güzel e, şu soruda göreceksiniz arkadaşlar. Neredeki soruda? Şunu bir sileyim. Bu soruda net göreceğiz. O yüzden bu soru bizim için önemli. Daha net görürsünüz. Ben işleme nereden başlıyorum? Soldan başlıyorum. O zaman 12 ile 4'ü çarpıyorum. 12 kere 4 48 bölü sonra 16 geliyor. E 48 16'ya böldüğümüz zaman kaç defa var? 3 defa var. Bunu yazdım. Şimdi buraya bakıyorum. 16 çarpı 4. Yine soldan başlıyorum. Önce çarpma var. Bakın 16 çarpı 4. Ne yapar bu? 64 bölü 8. 64'ü 8 ile böldüğüm zaman 8 kere 8 64 olduğu için 8. Ve geldik bu soruya. Önemli. Şimdi bunu iki türlü yapalım. Dedim ki ya hocam siz dediniz ki önce parantez işleri yapılır. E, tamam yaptım. Bunu aynen yazdım. 16 bölü 4. Çarpı parantezin içerisi bakın. 2 ile 2 var. Evet 2 kere 2 4. Şimdi burada hiç önemli değil demiş olsak. Arkadaşlar önce çarpma yapsam bakın ne çıkacak? Önce çarpmayı yapıyorum. Yani burada şunu yapıyorum. Bu da nedir? 16 bölü 4'ü 4'e böl 16. E şimdi ne oldu? 16 16'ya böl 1. Peki ben önce çarpmayı değil de önce bölmeyi yapsam. Yani önce soldan başlasam. Bakalım e bakalım 16'yı 4'e bölelim. 16 4'e böldüğümüz zaman 4. E 4 x 4 16. E hocam hangisi doğru bunları Yukarıdaki mi aşağıdaki mi? İşte sosyal medyada size bunu bu şekilde veriyor ve diyor ki cevabı bunu bir bon aldı mı? Hiç kafanı karıştırma. Niye? Benim bir kuralım var. Nedir kuralım? Ya kardeşim soldan başla işlemlere. O zaman soldan başlayacaksan bakın önce parantezi yaptım. Bunda bir sıkıntı yok. Buraya kadar geldim. Buraya da geldim. Hiçbir sıkıntı yok. İkisi aynı işlem. Nereden başlayacağız önce? Soldan başlayacağız. O yüzden sevgili arkadaşlar bu işlem yanlıştır. Soldan başlıyorum. Solda bölme var. Hocam solda çarpma sağda bölme olsaydı o zaman çarpmadan başlayacaktım. Yani tek bir amacım var. Her zaman nereden başlıyoruz arkadaş işleme? Soldan sağa doğru gidiyoruz. Bu sebepten dolayı cevap iki tane çıkıyor. Artık sizler bunu hiçbir şekilde unutmayacaksınız. Çok rahat bir şekilde de cevap verebilirsiniz bu tarz sorulara. Geldim ikinci nota. Birden fazla parantez varsa önce en içteki parantez yapılır. Yani neredeki parantezi yapacakmışım? En içteki parantez. Neden? Çünkü parantez içinde parantez. Şimdi bakalım. Bir parantezim var ama içeride işlemler var. O zaman büyük parantez, köşeli parantez diyoruz. Açtım. o Eksi 2 çarpı. ilk işim benim şu içteki parantez. 5 eksi 3 ne yapar arkadaşlar? 2. Parantezimi kapattım. Şimdi işleme bakın. Önce hangi işlem yapılıyor? Çarpma. O zaman tekrar parantezimi hala kullanıyorum. 10 eksi 2 kere 2 4 parantezimi kapattı. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. Böylelikle işlem bitmiş oldu. Hemen diğerine bakıyorum. Bu sefer 2 tane parantez var. Ya 2 değil. 10 değil. Kaç verirse versin. Ben bu kuralları bildikten sonra su gibi gider. Hiç sorun değil. Hemen bakıyorum. Büyük parantezimi açtım. 15'i yazdım. Eksi. 2 çarpı stop ne yapıyor? Bir tane parantez var. O zaman bunu halledeceğim. O zaman 6 ile 3 çıkartılıyor. 6'dan 3 çıktı. 3 kaldı. Eksi. Hop. Bir tane daha parantez geldi. Onu da halledeceğim. 4 artı 4, 8. Bunu da yazdık. Bunu da maviyle yazalım. 8 ve parantezimi kapattık. Şimdi işlemi içerisine baktığınız zaman arkadaşlar neler var? Çıkarma çarpma çıkarma. O zaman önce çarpma yapılır. Devam ediyorum parantezimi hiç bozmadan. 15, 2 kere 3, 6 8. Devam ediyorum artık hepsi tek düzle işlem oldu, hepsi çıkarma. 15'ten 6 çıktı, 9 kaldı. 9'dan 8 çıktı, 1 kaldı. O zaman hatta şöyle yapalım, 15'ten 6 çıktı, 9 kaldı, 9 8, 8. Devam ettim işlemi, 9'dan 8 çıktı, 1 kaldı. Ana mantık bu. Ve geldik bir nota daha. Verilen işlemde üssü sayı varsa önce üssü sayıyı bulur. Biz bunu öğrendik. Nerede öğrendik? En başında. Ne demiştik arkadaşlar? Üssü sayılar ilk yapılır. Yani sıralama yapılırken önce üstü sayılar sonra parantez sonra toplama şey, çarpma bölme en son toplama çıkarma. O halde sevgili arkadaşlar bir işlemde üssü sayı varsa önce ne yapacağım? Üssü sayıyı yapacağız. Şimdi hemen bakalım. 2'nin karesi artı 4 çarpı 3'ün karesi yani ikinci kuvveti. Biz ilk önce şu işlemlere bakmadan bir üssü sayıları normal sayıya çevireceğim. 2'nin karesi 4 artı 4 çarpı 3'ün karesi 3 kere 3 9. Şimdi ne oldu arkadaşlar bakın çarpma var bir de toplama var. Önce nereden başlıyorum? Çarpmadan. O zaman devam ediyorum. 4 artı 4 kere 9 36. Bu işlemin cevabı ne oldu? 40 oldu. Hemen diğer sorumuza bakalım. Önce bir üstü sayıları halledelim. Düzgün yazalım. Sonra işleme geçeriz. 5'in karesi 5 kere 5 25 artı. 3 çarpı 2'nin küpü 2, 4, 8. 3 tane 2 yan yana çarpmak. Devam ediyorum. 25 artı önce çarpma yapılır. Unutmuyoruz bunu. 3 kere 8, 24. Şimdi artık toplamayı rahatlıkla yapalım. 25 artı 24, 49. Geldik diğeri. Hem parantez var, hem çarpma var. İçte parantez var. Evet. Hemen o zaman en dıştaki parantezi açıyorum. İlk işin unutmayın. Üstü sayıları normal sayıya çevirmek. Bir tane burada var. 4'ün karesi ne yapar? 16 eksi 3 çarpı bir tane de burada var. 2'nin karesi 4 artı bir tane de burada var. 4 üzeri 0 neydi? Taban 0 olmadığı sürece bütün sayıların 0. kuvveti 1'e eşitti. Kapattım parantezimi. Ve buraya geldiğimde ilk önce işlem içteki parantez. Hemen şu kırmızıyla yazdığımız yer. O zaman büyük parantez hala duruyor. 16 eksi 3. 4 artı 1 ne yapar? 5 yapar. Kapattım parantezi. Devam ediyorum. Burada ne var arkadaşlar? Bakın çıkarma var. Bir de şu çıkarma. Bu da çarpma. O zaman önce çarpmadan başlayacağım. O zaman 16 eksi 3 kere 5 15. Hala hocam niye parantezi kapatmıyorsunuz? Bu şekilde öğrenin, alışın. Ondan sonra parantezi kaldırmayı çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Ve buradan sonra da 16 eksi 5 1. Sonucun 1 oldu. Artık tek başına bir sayı parantezi kullanmama gerek yok. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Ve genellikle ilk seviyelerde yani matematiğe baştan başlayan öğrencilerimizin karşısına bu tarzda sorular gelir. Hemen örneklerimize bakalım arkadaşlar. Eksi 5, eksi eksi 9, artı 4 çarpı eksi 1. O oh, hocam işaretler var. Hiç önemli değil. Ne yapıyorduk Eksi 5. Zaten eksi 5 demek. Yan yana olan işaretleri önce ne yapıyorduk arkadaşlar? Tek işareti çeviriyorduk. O zaman eksi ile eksi artı 9 oldu artı 4 çarpı eksi 1. Bu işlemde bakıyorum hem toplama var hem de çarpma var. O zaman önce çarpmayı hallediyoruz. Ve devam ediyorum işlemime. Eksi 5 artı 9. 4 tane bir 4 yapar. Şimdi geldik burası önemli. Arkadaşlar 4'ün önünde artı var. 1'in önünde eksi var. İşaretler farklı olunca ne yapıyorduk? Farklıysa eksi çıkıyordu. O zaman burası eksi olur. Ve işleme devam ettiğimde bakın. Eksi 5 artı 9 daha. Hatta direkt böyle işlemi yapalım. Eksi 5 artı 9 daha. 4 çıkar. Büyün işareti artı artı 4. Eksi 4. Bunlar ne oldu? 0 çıktı. Ya o kadar işlem yaptık. Sonuç 0 çıktı. Şimdi geldik diğer bir soruya. Artık ben öğrendim ki işaretleri yazmayı biliyorum ve gerisi hikaye. Geldik 6 kere 3. Bakın ne var burada çarpma var. O zaman benim işlem önceliğim çarpmaları yapacağım. 6 kere 3 18. İşaretler aynı mı? Evet aynı. Aynıysa artı 18. Artı 7 kere 3 21. İşaretler aynı mı farklı mı? Farklı. O zaman eksi. İşaretli yazdım. Şimdi artı 18 zaten 18 demek. İki tane işaret yan yana gelirse ne olur arkadaşlar? Bu ve bu yan yana geldi. Artı ile eksi yan yana gelirse eksi olur. Eksi 21. Buradan da devam ediyorum. Hatta şu eşitliklerimi koyalım. 18'den 21 işaretler farklı. Çıkarma yapıyorduk. 3. Büyük işareti eksi 3 diyoruz. Geldik. Hem bölme var. Nerede bölme var hocam? Unutmayın arkadaşlar. Ne demiştik çarpma bölmede? Çizgi yani kesir çizgisi ya da rasyonel sayıdaki çizgiler bir bölme demek. O zaman yukarıda çarpma var ve genelinde bir bölme var. O zaman ben ilk işim şu üst tarafı halletmek. Hemen alıyorum sorumu. 12 kere 3 çarpma işlemi. 12 tane 3, 36 yapar. Bölü. Şimdi geldim işaretini. İkisi de eksi ise o zaman artı. Bölü 6. Bu da artı. İşaretlerin ikisi de artı olduğu için artı. 36'yı 6'ya böldük. 6 kaldı. O zaman cevabımız 6. Hemen bir öğrenci oradan diyor ki ya hocam işlemi böyle yapana kadar eksi 12 çarpı eksi 3 bölü artı 6. Hani siz bize bir şey öğrettiniz ya. Ne öğretmiştim? Aa sadeleştirme. E ben bunu sadeleştirsem, öyle işlem yapsam ve demiştik ki arkadaşlar bölme işlemleri varsa önce sadeleştirin işleminiz kolay olur. Hemen bakalım o zaman tekrardan sorumuza. 12 ile 6 sadeleşiyor. 3 ile 6 sadeleşiyor. Benim için önemli olan büyük sayıları sadeleştirmek daha kolay olur. 12 ve 6. Arkadaşlar 6 ve 12 ikisi de 6'nın katı. 12'yi 6'ya böldüm 2 kaldı. Önünde eksi olduğu için işaretimiz eksi. E, 6'yı 6'ya böldüm 1 kaldı. Önünde artı olduğu için işaretim artı. O zaman sorum niye döndü benim bakın. Eksi 2 çarpı eksi 3 bölü artı 1. O zaman eksi 2 ile eksi 3'ü hatta şuraya geçmeden yine 6'a geçelim. 2 kere 3 6 eksi ile eksi artı bölü 1. Bunun da sonucu ben niye haber alışmışım hep bu tarafa yazıyorum. Bunun da ne yapar arkadaşlar? 6'yı 1'e böldüğüm zaman hatta bu artı 1. 6'yı 1'e böldüğüm zaman 6. işaretler aynı olduğu için artı 6. Ama sonuçta ne diyeceğiz? İşaretsiz ulaşıyoruz. 6. Ve geçtik diğer bir soruya. Yine karmaşık bir sorum. Hayır. Artık bu tarz sorular bize karmaşık gelmiyor. Çok rahat bir şekilde yapabilirim. Niye öğrendim? Düzen arkadaşlar. İlk başta her zaman düzeniniz olsun. Hemen bakıyorum. Bir parantez var. Önce parantez. Ve parantezin içinde de bakın hem çıkarma hem çarpma var. O zaman önce bu çarpma. Parantezimi kaldırmadan 5, 6 kere 3, 18. Nasıl 18? Eksi 18. Önünde eksi var. Artı. Buraya bakıyorum. 9 artı 2. Şey 9 çarpı 2. 9 e kere 2 ne yapar arkadaşlar? 18. Bunu da yazdım. Bölü. Şimdi iki işaret yan yana geldi. Ya ben istemiyorum. Her zaman bir işaret bulur. İki işaret eksi ile eksi yan yana gelirse Eksi ile eksi. Aynı işaretler. Artı 1. Devam ediyorum işlemime. Bakın. Artık parantezi açabilirim. Neden? Ya da bu işlemi direkt yapabilirim. 5 ile 18. Eksi 13. Çünkü işaretler farklı. 18'den 5 çıktı. 13 kaldı. büyük işareti eksi. Eksi 13. Artı 18. Bölü. 4 artı 1 ne yapar arkadaşlar? 5. Yukarıya devam ediyorum. İşaretler yine farklı. 18'den 13 çıktı. 5 kaldı. büyük işareti artı 5. Bölü. Aşağısı da 5. O zaman 5'i 5'e böldüğümüz zaman işlemimiz ne çıktı? 1 çıkmış oldu. Geldim diğer bir soruya. Bakın giderek büyük oluyor. Giderek kalabalıklaşıyor. Ya ben bir düzeni öğrendikten sonra gerçekten gerisi boş. Ve şuna eminim ki siz bu soruları çözdükçe a evet matematik çok zor değilmiş ben yaparım. Bu inancı sahip olacaksınız ve işlemleriniz daha hızlı olacak, daha kolay olacak arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Neler var burada? Bölme var, toplama var, ne var başka? Bölme var. Aşağıda da yine bölmeler var. O zaman hemen şunu diyorum. Önce bizim işlem önceliğimiz neydi arkadaşlar? Üst tarafı yapıyorum yani pay kısmını. İşlem önceliğimiz önce bölmelerdi. O zaman şununla şunu halledeceğim. Yazıyorum. 21'i 7'ye böldüm. 21/7 3. İşaretler aynı mı farklı mı? Farklı hocam. O zaman eksi. Farklı ise eksi. Devam ediyorum artı. 35'i 5'e böldüm. 35'i 5'e böldüm. Kaç kere 5 35? 7 kere 5. O zaman 7. İşaretler ikisi de eksi. Eksi ile eksi oldu sana artı. Aynı işaret olduğu için bölü. Aşağıda işlemim ne arkadaşlar? Hemen şunu düzgünce yazalım. Aşağıdaki işlemim bölme ve toplama. O zaman önce nereden başlayacağım? Tabii ki de bölmeden. 15'i 3'e böldüm. 5. İşaretler aynı mı farklı mı? Farklı. O zaman eksi 5. Devam ediyorum. Artı 9. Artık pay kısmı ve payda kısmı benim elimde ve işlemler teke döndü. Devam ediyorum. Biraz daha böyle detaylı yazalım ve unutmayın. E, hocam niye bu kadar uzun uzun yazıyoruz? Uzun uzun yazın. Çünkü belki sen çok iyi biliyorsun ama hiç bilmeyen. Bizim bir amacımız var. Nedir o amacımız? Hiç bilmeyeni bile matematik öğretmek. O yüzden artı ile artı işaretler aynı olduğu için tek işarete dönüştürüyorum. Artı 7. Aşağısı da eksi 5 artı 9. Devam ediyorum. 7 ile 3. İşaretler farklı olduğu için çıkarma yapıyorum 4. Büyün işaretini aldım artı 4. 9 ve 5. İşaretler farklı olduğu için çıkarma yapıyorum 4. Büyün işaretini aldım artı 4. 4'ü 4'e böldüğüm zaman 1 çıkıyor. Genelde de hep böyle bir şey vardır ya. Böyle uzun soruların cevapları her zaman 1 çıkar. Tabi her zaman olmayabilir. Geldik diğer bir sorumuza. Bakıyorum. Hocam burada parantezler var. O zaman arkadaşlar önce parantez işlemi halledelim. Hemen birinci parantezimi yazıyorum. Bakın 28 eksi eksi. İşaretler ne? Aynı. Tek işaret çeviriyorum. 28 eksi eksi artı 2 demek. Kapattım parantezimi bölü. O zaman şu parantezi de bir düzenleyelim. Bakın burada da içte bir parantez var. 17 eksi 2. Iki. 17'den 2'yi çıkardım. 15 çarpı eksi 2. Bunu da yazdım. Kapattım parantezimi. Hemen aşağıya geçiyorum. Parantez var ama bakın işlemler neler? Çıkarma, çarpma, çıkarma. O zaman öncelikle şu çıkarmayı halledeceğim. 8, 2 kere 3, 6, eksi 1. Şimdi devam ediyoruz. 28 artı 2, 30. Parantez artık kullanmayabilirim. Bölü. Şimdi buraya baktık. Şunu diyebilirsiniz. Hocam bakın siz burada toplama yaptınız ama burada bir bölme var. Ben toplama yaptım. Evet bölme toplamadan önce geliyor. Ama ondan önce parantez geliyor. Şu parantezler olduğu için arkadaşlar dikkat önemli burası. Önce parantez için halledeceğim. 28 2 topladım. 30. <laughs> buraya bakıyorum. Hemen bakın 15 eksi 2. 15 kere 2 30. İşaretler farklı olduğu için eksi. Şimdi şununla şunu karıştırmamak için buraya bir küçük parantez atıyoruz zaten küçük yani yaylı parantezlerimizin en büyük özelliği işaretleri karıştırmamak için kullanılan parantezdir. Tamam işlemde kullanıyorsunuz ama sayı tek başına ise ve o bir parantez varsa işareti tıpkı şurada olduğu gibi bakın. Burada da aynı şekilde işareti kullandığım için parantezi kullandım. Bir işlem parantezi değildir bu. O zaman 6'a devam ediyorum. 8'den 6 çıktı. 2 kaldı. Eksi 1. Devam ediyorum arkadaşlar. 30'u 30'a böldüm. 1 İşaretler farklı mı ayrı mı? Farklı. O zaman eksi oldu. 2'den 1 çıkardım. 1. Devam ediyorum. Bu da artı 1. Bir. Eksi 1'i 1'e böldüm. 1. İşaretler farklı olduğu için eksi 1 çıktı. Ve geldik diğer bir sorumuza. Neler var? Neler yok ki? Parantez var. İçte parantez var. Üstü sayı var. Karma karışık. O zaman tane tane gideceğiz. Hemen neydi ilk kuralımız hatırlayalım ya bir şeydi neydi? Ha buldum. Önce üstü sayıları normal sayıya çevir. O zaman yazıyorum. 4'ün karesi 16. Eksi açtım parantezi. Eksi 5 çarpı eksi 2. Bakın erimeden tek tek yazıyorum arkadaşlar. Bakalım doğru mu yaptık? Evet doğru yaptık. Bölü 5'in birinci kuvveti 5'tir. Artı 3 17'nin 0. kuvveti de 1'dir. Bütün sayıların 0. kuvveti 1 olduğu gibi. Aşağı sardık benim için çok kolay. Niye? 4 işlem. Yani toplama çıkarma daha doğrusu. 5 artı 3, 8, eksi 1. Hatta üstü de hemen yapalım. Bakıyorum üstte. Dışta bir parantezi var ama içte de bir parantez var. O zaman dıştaki parantezi dokunmuyorum. 16 eksi. Şu içteki parantezi halledeceğiz arkadaşlar. Bakın şurayı halledeceğim. 5 çarpı eksi 2. O zaman sevgili arkadaşlar işlem çarpma işlemi o zaman 5 kere 2 10 yazdım. Niye bunu şöyle yazdım ki mavi de yazayım. 5 kere 2 10 tamam. E peki eksiyle eksi artı. Artı 10. Bakın bu parantezi niçin kullandım? İşaret için kullandım. Devam ediyorum. Hocam iki tane işaret yan yana geldi. E çevirelim teke bunu. 16 eksiyle artı eksi 10 kapattım. Şimdi 8'den beri çıktı. Nedir arkadaşlar? 7 kaldı şimdi 16'dan 10 çıkarsa 6 kalır bölü 7 6 bölü 7 işleme bir daha bir bakalım yanlış bir şey bir yerde bir yanlışlık yaptık mı 16 4'ün karesi 16 tamam bunu yazdık buraya baktığımız zaman 5 gerekiyor 10 eksi eksi artı önünde eksi var eksi 10 aşağıya baktığımız zaman 5'in birinci kuvveti 5 3 daha 8 eksi 1 daha 7 6 bölü 7 çıktı evet arkadaşlar işlem önceliğimizdeki ana mantık bu Lütfen bunlara dikkat edin. Önce üslü sayı varsa üsleri halledin. Arkasından parantezleri halledin. En son çarpma, bölme, sonra toplama çıkarma. Ve şunu unutmayın. İşlemlere her zaman nereden başlıyoruz? Soldan, soldan sağa doğru başlıyorsunuz. İşlemden her zaman soldan sağa doğru başlıyoruz. Ve sevgili arkadaşlar. En baştan serisinin bakın en baştan serisinin aslında en önemli kısmını yani gerekli olan bütün kişinin öğrencilerimize gerekli olan toplama çıkarma çarpma bölme ve işlem önceliği kısmını hallettik. Bir nevi şunu söyleyebilirim. En baştan serisinin birinci bölümünü hallettik daha. İşte ne kadar video var? 1, 2, 3, 4 tane video Şimdi geliyorum ikinci bölümüne. Yani ikinci bölüm dediğim harfli ifadelere gireceğiz. Hani bizim yıllardır korktuğumuz var ya x'ler, y'ler, a'lar, k'lar. Artık ona gireceğiz ve eminim ki çok rahat bir şekilde bunu anlayacaksınız ve soruları çözdükçe mutlu olacaksınız. Çünkü matematik öyle bir şey. Çözdükçe insan aa diyor ne kadar kolaymış. Ya bugüne kadar ben niye çalışmamışım ya da niye anlamamışım? Bunu kendinize sorgulayacaksınız. Ve şunu da unutmayın sen değiliz hocam her zaman yanınızda. O zaman hemen kapanışı yapıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.